Sevgili seyirciler, bu programımızda 1970'te kurmuş olduğu Modern Folk Üçlüsü ile Türk Halk Müziği ve Klasik Türk Müziği'ni modernize ederek Türkiye'de çok önemli bir akımın öncülüğünü yapan ve ortaya koydukları eserler ile ülkemizi 15 yıl boyunca 52 ülkede başarıyla temsil eden, müzik severlerin yakından tanıdığı, ülkemizin yetiştirdiği en iyi gitar ustalarından biri olan sanatçı dostumuz Doğan Canku ile birlikteyiz. Üç adım var, biri binek, arkadaşlar kaldır midek. Üç adım var, biri binek, arkadaşlar kaldır midek. Ali Paşa'yı vurdular, yavrusuna haber ver. Sanatçı gerek yorumcu, gerek besteci ve gerekse eğitimci olarak yer aldığı sanat dünyasında her zaman kendi kültürünün sesine kulak verdi. Türk müziğinin yeniden yorumlanıp geleceğe aktarılması konusundaki hassasiyetini koruyarak yaptığı çalışmalarının neticelerini yaptığı albümlerle müzikseverlerin beğenilerine sundu. Arayışlarını halen sürdürmekte olan bu sanatçı dostumuzla Türk müziğinin modern anlamda yorumlanması hususundaki düşünceleri ve yaptığı çalışmaları hakkında sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz Sayın Doğan Canku. Hoş bulduk. Efendim, müzikolog bir babanın oğlu olarak çok erken yaşlarda müzikle tanıştığınızı biliyoruz. Müziği ilk algılayışınızdan modern folk üçlüsüne gelen süreçte müziğe bakış açınız nasıl oldu? Evet, şimdi benim tabii ilk müzik nosyonları babam Şeref Canku tarafından. Kendisi keman çalardı, diğer Alaturka enstrümanları çalardı. Onun sayesinde birçok enstrümanı öğrendim. Çocukluk yaşlarımda onun bir grubu vardı. O saz semaileri, peşrevler icra ederdi. Ben de darbuka ile onlara eşlik ederdim. Usulleri öğrenirdim, bu makamları öğrenirdim. İlkokuldan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'na girip, kemanla girmiştim. Evet. Sonra daha uygun bularak beni violonsele, cello bölümüne aldılar. Orada 6 yıl violonsel ve yardımcı olarak piyano dersi aldım. 1964'lerde, 65'lerde profesyonel hayata atılmaya başladım. Orada birçok kişilere çaldım, işte İspanyol müzikleri yaptım falan. 69'da Modern Folk Üssü'nü kurduk. Tabii bu arada bu süreç içerisinde biz babamla hep çalarken, babama hep şunu söylerdim. Çünkü çok küçük yaşlarda İspanyol müziğini dinlemeye başlamıştım. Daha ilkokul çağlarımdayken radyodan ve plaklardan. Niçin bir İspanyol müziği dünyada bu kadar biliniyor, tanınıyor da ki bizim müziğimize benzediği ya, halde bizimki evet. Niye çok sesli değil, bizimki niye tanınmıyor? Çok önemli. Evet. Ve ben bir gün Batı müziğini öğreneceğim ve Türk müziğini çok seslendireceğim diye babama söz veriyordum. Babam da beni desteklerdi. İşte bu konservatuvardan sonra, aldığım eğitimden sonra Modern Folk Üssü benim için bir laboratuvar oldu esasında. Evet. Bu arada Ankara Radyosu'nda klasik Türk müziği üzerine staj gördüm. Tabii babamdan zaten halk müziği ve klasik Türk müziği üzerine eğitim almıştım. Modern Folk Üçlüsü ile işte biz türküleri bildiğin gibi klasik Türk müziğini o günkü halkın anlayışına, tabii bizim de müzik birikimimize göre bugün belki biraz basit gibi gelen ama doğru bir seçimde çok seslendirmeye başladık. Dediğiniz gibi işte yurt dışında bunu evet. Şey yaptık. Şimdiki müziğime yansıyan taraflar tabii birçok müziğin etkisi var. Ben bir Türk müzikçisi değilim ama evet. Bir flamenkocu da değilim ama bir Hint gandarvacısı da değilim. Ben müzisyenim ve dünyanın her bir rengini kendi şeyimde karıştırıp tablo haline getirmeye çalışıyorum. Çok güzel. Efendim çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun, var olun. Biz de teşekkür ederiz. Çok keyifli. Efendim bir programımız daha burada sona erdi. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.